İsrail, Batı Şeria'da bir işgal, Gazze'de bir soykırım işliyor. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle de birlikte İsrail bunu, yani bu apartheid rejimine yeni bir boyut kazandı. Ona otomatik ya da otomasyon hale gelmiş apartheid, ayrımcılık ya da ırkçı rejim olarak tanımlayabiliriz. Yani 75 yıldır süregelen soykırım ve işgalin teknolojiyle yeniden harmanlanması şeklinde somut bir şekilde ifade edilebilir. En basit bu Pegasus bir yazılım. Bu yazılımla İsrail, ya bu İsrail'in en bilindik yazılımlarından birisi. Hatta 50 bin kişinin üzerinde bir şahsi telefona erişmiş bir yazılımdan bahsediyoruz. Burada Macron'un, yani Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un bile özel bilgilerine erişildiği söyleniyor. Hatta bunu birçok Orta Doğu'daki diktatörlerin kullandığı da iddia ediliyor. Bazı cinayetlerde, bazı suikastlerde insanların telefonlarına sızarak nerede olduklarına dair lokasyon bilgisi aldıkları söyleniyor. Biz bile gündelik hayatta kullandığımızda teknolojiyi, birçok uygulama bize izin vermemize yönelik bir izin, bir şey talep ediyor. Filistinliler kasıtlı olarak bütün bilgilerini vermediğini biliyoruz. Tabii bu dünya çapında da yaygın bir şey. Akıllı şehir projeleri var ya. İsrail özellikle Kudüs'te akıllı şehir projesini öne çıkartarak Kudüs ve Batı Şeria'daki işgalini bir anlamda modern ve bir anlamda Batı'ya PR yapabilecek şekilde tasarlıyor. İsrail bir yapay zeka veya bir teknolojik bir donanım, bir altyapı veri tabanı geliştirdiğinde öncelikli olarak Filistinliler üzerinde bunu deniyor. Daha sonra başarıyla test edildiği şeklinde satılan teknoloji firma, teknoloji ürünleri, yapay zeka teknoloji ürünleri Orta Doğu başta olmak üzere mesela Myanmar'daki junta yönetimine satıldığı, Orta Doğu'daki birçok diktatörlüğün, birçok rejimin muhaliflerini gözetleme, muhalifleriyle mücadele noktasında da kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Filistin aslında İsrail'in teknolojisinin test edildiği bir laboratuvar. Bu anlamda önemli bir şey. Yani İsrail sadece bunu kendi üretmiyor. Aynı zamanda büyük şirketler var. Yani küresel teknoloji şirketleri sadece yapay zeka bağlamında değil, biliyorsunuz şu an küresel intifada diye bir süreç başlatıldı ve çok ciddi bir boykot hamlesi var. Bütün ülkelerde, dünya çapında bir boykot var. Yani sadece teknoloji anlamında değil, İsrail'e destek sağlayan küresel teknoloji şirketleri arasında Chevron, Siemens, Hyundai, daha sonra ismen zikretmek gerekirse Google, özellikle Google Photos, Amazon, ondan sonra başka ve yüzlerce Microsoft, ondan sonra Dell, Cisco, IBM, Hewlett gibi, yani özellikle bu Amerika'daki Silikon Vadisi'nde olan birçok küresel çapta iş yapabilen en büyük şirketlerin İsrail'e doğrudan soykırımına doğrudan destek verdiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla aslında bu ülkeler, daha doğrusu bu aktörler, bu şirketler ve şirketlerin CEO'ları, çalışanlarının da doğrudan İsrail kadar, en az İsrail kadar suçlu olduğunu söylemek mümkün.